Arkadaşlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Ben Aylin, beslenme ve diyetetik İngilizce bölümünde okuyorum Acıbadem Üniversitesi'nde. Bugün de hazır tercih dönemi geliyorken üniversite adaylarına yardımcı olabileceğini düşündüm. Bir video çekmeye karar verdim. Üniversiteye geçerken hepimizin aklında birçok soru oluyor. Onların hepsini böyle derledim, toparladım, not aldım. Bu notlar dahilinde de aklınıza gelebilecek soruları cevaplayacağım. İlk olarak birazcık üniversiteden bahsetmek istiyorum. Acıbadem Üniversitesi'nin sosyal imkanları. Okulda birçok kulüp aktif olarak çalışıyor. Ama yine de sosyallikten ölen bir okul olduğunu da söyleyemem. Zaten yıllardır bahar şenliği falan yapılmıyor. Hani bu da sizin için önemliyse bunu da söylemiş olayım. Aşırı sosyal bir okul beklemeyin. Ama kulüp aktiviteleri olarak gayet yeterli bence. Eğitimi nasıl? Eğitimi zor ve bence bir tık da katı. Böyle hani yatarak, ders çalışmadan da ben geçerim nasıl olsa özel okul falan gibi düşünceleriniz varsa olmasın. Yoruyor yani adamı. Böyle ders müfredatları diğer üniversitelerle kıyasladığımda yani kendi bölümüm için daha ayrıntılı olduğunu söyleyebilirim. Başka üniversitede aynı bölümü okuyan arkadaşlarımla konuştuğumdan. Biraz daha ayrıntılı, biraz daha acı verici. Yani bunu da bilerek yazın. 3. Yemekhane fiyatları nasıl? Yemekler güzel mi? Yemekhane fiyatları bizim birazcık içimizi acıtan bir konu. İlk dönem 20 TL'ydi, ikinci dönem 30 TL oldu. Tabii ki devlet okullarında yani kıyaslamak bile istemiyorum çünkü çok ütopik farklar var. Ama bu şekilde yapacak bir şey yok. Yemekler de bence güzel. Yani ben birçok böyle ev yemeği tarzı şeyi seven bir tipimdir. O yüzden sever misiniz, sevmez misiniz bilmiyorum ama ben seviyorum. 4 kap yemeğin fiyatı bu arada bunlar. Daha az kap aldıkça yemek kabı fiyatta düşer. Yemek yaptırabileceğinizde bir kısım var yemekhanede. Yemeği beğenmezsiniz orada yemek yaptırabiliyorsunuz. Ya da bir tane İtalyan restoranı ve Starbucks var. Tabii oraları da tercih edebilirsiniz. Okulun konumu. Okulumuza bu Tavşantepe Kadıköy metro hattıyla ulaşabilirsiniz. Klozetan'da inip daha sonra okulun ringine biniyoruz ve o şekilde okula gidiyoruz. Ama tabii ringin de saatleri oluyor. Otobüse de binebilirsiniz, yürüye de bilirsiniz. Yürürseniz 15-20 dakikayı bulur. O kadar da yakın değil. Şimdi Dudullu metro inşaatı var. Orası açılırsa okulun tam önünde bir metro durağı olmuş olacak. Yani en çok Acıbadem Üniversitesi öğrencilerin işine yarayacak. Onu bekliyoruz. O zaman her şey çok daha kolay olacak. Kampüs hayatı. Çok bir kampüs hayatı beklemeyin. Yani büyük bir kampüsümüz yok. Umarım okulu yazmadan önce gezme şansınız olur. Okulun içi çok büyük. Çok büyük. 3 tane bloktan oluşuyor zaten. Ben de çok kampüs isteyen bir insandım. Kampüs hayatında çok heveslenen bir insandım. Ama okula giderken böyle beni çok da rahatsız etmedi. Çimen istiyorsanız çimen de var ama çok da büyük bir bahçe yok. İnsan profili nasıl? Özel üniversitelerde bence merak edilen bir konu oluyor. Bu söyleyeyim, herkes bence kendi gibi insanları buluyor. Yani er ya da geç buluyorsunuz çünkü sizin girebileceğiniz ortam belli. Bu sorunun cevabı her çeşit insan var. Sevmeyeceğiniz tipler de olabilir. Aa, bu tam ben gibiymiş. İşte buldum en yakın arkadaşımı diye de bilirsiniz. Ama değişiklikler de var yani. Ücretler ve okulun öğrencilere karşı tutumu. Acıbadem Üniversitesi'nin gerçekten sağ solu belli olmuyor ücretler konusunda. Bu sene biçtikleri fiyat seneye çok 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 artabilir. Yeni girişlerle bizim fiyatlarımız genelde yakın olabiliyor. Yani diğer üniversiteler yeni girişlere daha fazla fiyat biçtiyse daha önce giren öğrencilere çok daha az bir zam bindirebiliyor. Ama bizim okulda belli değil. Yani bu senenin fiyatı da hala açıklanmadı. Birazcık böyle insanı panik ediyor. Ne olacağı belli değil. Okulun öğrencileri tutumuna gelirsek de öğrenci yanlısı diye isimlendirebileceğimiz bir şey değil bence. Yani eğer bir şey birçok öğrenci istiyorsa, işte mailler atılıyorsa, bazı istekler bildiriliyorsa yani %90 sizin istediğiniz şey olmayacak. Okul kendi istediğini yapıyor. Öğrencilerin bunu istemiş, çoğunluk bunu bekliyormuş tarzında bence bir düşüncesi yok. Yani bu sene bence bundan çektik. Özellikle online eğitimde yüz yüze olmasını istediğimiz derslerimiz vardı.
çok fazla çaba gösterdik ama olmadı. Kendi istediği şekilde ilerledi. Ve bu sene diğer okullara kıyasla en çok benim online dersim vardı. Diğer okuldan okuyan arkadaşlarıma kıyasla. Sadece bir gün okula gidiyordum. İki tane yüz yüze dersim vardı. Online'ı çok seven bir okul. Herkesin böyle olduğunu falan söylüyordu ama herkes böyle değildi. Ben de hoşlanmıyorum pek online derslerden. Video yüklüyorlardı çok zor derslerimiz için. Kötü oluyor değildi yani, iyi oluyordu tekrar izlememiz. Ama yine de gerçekten tam odaklanamıyorsunuz ve yüz yüze ders daha iyi yani, işin normali o zaten, öyle olması gerekiyor. Ve beslenme ve diyetetik, biraz da bölüm hakkında konuşalım. Dersler nasıl? Zor mu? Ben bu kadar zor beklemiyordum gelirken. Gerçekten zor. Birazcık okula da bağlı bence bu. Bazı dersleriniz, bazı üniversitelerle aynı olabilir ama işleyiş çok farklı olabiliyor. Biz çok daha ayrıntılı işledik birçok dersi. Ben başka üniversitelerde görmedim yani diyetisyenlerin kadavra üzerinden falan çalıştığını. Biz yanlış hatırlamıyorsam 3 kere kadavra üzerinden anatomi işledik. Anatomi laboratuvarımız oluyordu. Normalde anatomi dersimiz bile online'dı bu arada. Ama işte laboratuvarı oluyordu 3 haftada bir. Yani öyle. Diğer dersler de bence zordu. Başka üniversitelerde bizim bölümde olmayan derslerimiz de vardı. Bilgisayar, ekonomi gibi derslerden bahsediyorum. Yorucu oluyor. Çok dersimiz vardı. İlk dönem 11, ikinci dönem 10 dersimiz vardı. Bu da kendinize ayıracak zamanı iyi planlamanızı gerektiriyor. Yoksa yetişmiyor hiçbir şey. Yani geçecek kadar not alarak geçebilirsiniz böyle son 2 hafta çalışarak. Ki ben birazcık öyle yaptım bu sene. Bu bölüm için sizde olması gereken özellikler. Bu bölümü istiyorsanız yazın, yani şu özellik sizde yok, kesinlikle yazmayın diyemem tabii ki. Ama bence iletişim yeteneği en önemli şey. Çünkü karşınızda bir insan olacak, insanla birebir teması olan bir meslek. Ve araştırma yapmayı sevmeniz isteniyor. Çünkü her şey çok çabuk değişebiliyor, özellikle sağlık sektöründe. Hani gündemi takip edip kendinizi ona göre geliştirmeniz gerekiyor. Bu ikisini söyleyebilirim. Hocalar nasıl? Hocalar iyi, çok iyi dersini anlatan, çok sevdiğimiz, çok tatlı öğretmenlerimiz vardı. Tam olarak kendinizi anlatamadığınız hocalarımız da vardı yani. Hani bir şey istiyorsunuz, geri cevap alamıyorsunuz tarzında. Çok tatlı hocalar da var tabii ki. Her üniversitede her tip hoca var. Genel olarak işinde iyi insanlar. Hacı Badem Üniversitesi'nin staj imkanları. Badem hastaneleri olan büyük bir üniversite. Bu yüzden de bence staj Hacı Badem öğrencilerin en şanslı olduğu konulardan biri. Çünkü Hacı Badem hastanelerinde staj yapıyoruz. Kendinize staj aramakla uğraşmıyorsunuz bir kere ve Hacı Badem gibi yani büyük ve mükemmel hastanelerde staj yapıyorsunuz. O yüzden süper olduğunu düşünüyorum bu konuda. Beslenme ve diyetetik Türkçe mi okunmalı, İngilizce mi okunmalı? Bence buna gerçekten kafa yorup, düşünüp, sakince seçmeniz gerekiyor. Ben hiç düşünmeden sadece böyle İngilizce olan diyetisyenlikleri yazmıştım. Tabii başka bölümlerde yazmıştım ben ama hani orası biraz karışık. Bence düşünün. Çünkü dersleri alacağınız dili seçiyorsunuz. Mühendislikten daha farklı. Yasalla girseniz bile çok sözel bir bölümle karşılaşıyorsunuz. Bir tek kimya dersimiz vardı sayısal olan. O da zaten ikinci dönem organik. İngilizce her zaman cebinizde artı olacak bir şey ama okurken ekstra zor oluyor. Çarpı iki iş diyebilirim. Çünkü bir şeyi öğrenmek, onu kafanıza sokmak, yani ezberlemek demeyeyim ama ezberlemek daha zor oluyor. Daha çok zaman harcamanız gerekiyor. Daha çok kendinizi vermeniz gerekiyor. Dersleri bir süre sonra artık hani anlıyor oluyorsunuz. Zaten hazırlık da okumuş oluyorsunuz. Ama yine de kolay değil. Okurken bazen Türkçe olsaydı daha iyi olurdu dediğim zamanlar oldu. Özellikle fizyolojide mesela çok fazla terim var günlük hayatta olmayan. Onun İngilizcesini zaten sen hazırlıkta da öğrenmiyorsun. Bölümü okurken böyle altını çizerek, aa bu şu demekmiş falan gibi diyerek ders çalışıyorsunuz. Ve bu da ekstra yorucu olmuş oluyor. Hazırlık eğitimi. Hazırlık eğitimi hakkında çok uzun konuşabilirim.
Çünkü çok zor. Tabii ilk olarak İngilizce bölüm kazandığınızda seviye belirleme sınavına giriyorsunuz. Her üniversitede böyledir zaten. Daha sonra seviyeleriniz belirleniyor, sınıflara ayrılıyorsunuz. A1 seviyesinde başladıysanız 3 dönem hazırlık okumak zorundasınız. A2 başladıysanız 2 dönem okumak zorundasınız. B1 ise öyle öyle azalıyor. Hazırlık okumak zorundasınız demek ne demek? Eğer A2 başlayan bir öğrenciyseniz 2 dönem hazırlık okuduktan sonra ACEPT adı verilen bitirme sınavına girmeye hak kazanıyorsunuz. Okulda hem vizesine hem finaline bir sürü quizine girdikten sonra bir de ACEPT'e girerek hazırlığı tamamlamanız gerekiyor. Vizeden finalden geçer not almanız işe yaramıyor. O ACEPT'i mutlaka vermek zorundasınız. Speaking, writing, listening, reading derslerimiz vardı. Ve ACEPT'te bu derslerden oluşan bir sınav, yani tek bir sınav değil, kademeli. Eğitimini alırken ben full online olduğumuz seneydi. Ve bütün gün bilgisayarın başından kalkamıyorduk. Gerçekten sabah 9-10'da ders başlıyordu ve akşam 4'e 5'e kadar kıpırdamadan ders ve öğle arası oluyor. Çok şükür. Daha sonra tabii ödevler yüzünden kalkamıyorduk. Eğer girdiğiniz ACEPT'te tek bir dersten kaldıysanız bile tekrar bütün derslerin sınavına girmek zorundasınız. İşte saçmalık bu. Bizim bölümden de çok fazla insan var. İngilizce olarak girip daha sonra ACEPT'e geçemeyince Türkçesine geçen. Mantıklı. Bir sene hazırlık okumak çok çok yıpratıcı olabilir. Yani hazırlık eğitimi zor. Ama hazırlık eğitimi zormuş diye de direkt Türkçe yazmayın. İngilizce istiyorsanız da İngilizce okuyabilirsiniz. Birçok insan da geçti, tekrar okuyanlar olsa bile çalışınca olur diye düşünüyorum. Benim sizler için hazırladığım sorular bu kadardı. Umarım size yararlı olmuştur. Eğer benim bahsetmediğim aklınızda başka bir soru varsa okulla alakalı, bölümle alakalı lütfen aşağı yazın. Kesinlikle görürüm zaten, bu benim ilk videom. Umarım yararlı olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.